Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Rüstempaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ikinci etap konutlardan 363'ünün hak sahipleri çekilen kura ile belli oldu. Kura çekimine katılan Vali Ömer Toraman, konut kura çekimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapımı başlanan konutlardan tamamlananlar bir bir hak sahiplerine teslim ediliyor. Rüstempaşa Mahallesi'nde de yapımı tamamlanan 363 afet konutunun hak sahipleri il özel idaresine çekilen kura ile belirlendi. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan ikinci etap konutlarının kura çekimine Vali Ömer Toraman, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hikmet Şişecioğlu da katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi öncesi konuşan Vali Ömer Toraman, Elazığ'da konutların hak sahiplerine teslimiyle birlikte hayatında normalleşmeye başladığını ifade etti. Bugün Rüstempaşa Mahallesi'nde ikinci etap kuralarını çekmek için burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Elazığ süratli bir şekilde artık hayatın normalleştiği bir döneme geçiş aşamasında. Bu çerçevede hak sahibi vatandaşlarımıza gerek deprem afetinden, gerek kentsel dönüşümden kaynaklı hak sahibi vatandaşlarımıza konutları süratle teslim ediliyor. İnşaatlar hemen hemen tamamlanmak üzere büyük ölçüde. Tamamlandıkça da peyderpey kuralları çekilerek vatandaşlarımıza müteakiben de evleri teslim ediliyor. Geçen hafta itibariyle Elazığ genelinde hem kentsel dönüşümden hem de deprem afetinden dolayı hak sahibi olan 9.946 vatandaşımızın kurasını çekmişiz. Noterlerimizin desteğiyle, onların aracılığıyla kendilerine teşekkür ediyoruz. Vali Toraman, Elazığ'da toplam 10.798 konutun tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi. Yine geçen hafta Perşembe günü 489 hak sahibimizin kurasını beraber çektik. Burada da özellikle ağırlıklı olarak kırsal kesimde hak sahibi olan vatandaşlarımızı evlerini belirlemiş olduk. Bugün de biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Rüstempaşa Mahallesi'ndeki ikinci etap kuralarını çekeceğiz. 363 vatandaşımız, hak sahibimiz evlerini belirlemiş olacağız noter başkatibimiz tarafından. Böylece geçen haftaki 489 kura ve bugünkü 363 kurayı da dahil edersek şu ana kadar kurasını çektiğimiz konut sayımız toplamda 10.798'e ulaşmış durumda. İlk hak sahibini Vali Toraman belirledi. Ardından kalan kuraların çekimi gerçekleştirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bir tane de konut burada var. Hah, açıklayalım. Sayın Valimin ilk çektiği kişi Hüseyin Çelik, birinci kat. Hüseyin Çelik Bey'in konutunu birinci kattaki dairesinde. Ya Allah, bismillah. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada imar planının iptali için Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne açılan davada verilen yürütmeyi durdurma ara kararının iptali için bir üst mahkemeye itiraz yapıldığı duyuruldu. Elazığ Belediyesi, Elazığ Belediye Meclisi kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren imar planının iptali için Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne açılan davada verilen yürütmeyi durdurma ara kararının iptali için bir üst mahkemeye itiraz etti. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
11 Mayıs 2020 tarih ve 2020 bölü 63 sayılı Elazığ Belediye Meclisi kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 bölü 1000 uygulama imar planının iptali için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nde açılan ve devam eden davada bazı usulü ve şekli sebeplerden dolayı imar planının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkemenin imar planının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin ara kararının iptali için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne yasal itirazlar yapıldı. Hukuki süreç devam etmektedir. Belediyemizce halkımızın mağduriyet yaşamaması adına gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kovancılar ve Palu ilçelerini ziyaret etti. Vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Milletvekili Demirbağ, ilçelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kovancılar ve Palu ilçelerinde incelemelerde bulundu. Adam ben hayırlı işler diyeyim. İçeride birileri varsa selamınızı söyleyin. Kovancılar ilçesini ziyaret eden Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ı da ziyaret ederek ilçede yürütülen yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Demirbağ daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Demirbağ, ilçeye yapılan hizmetlerden bahsetti. Bugün öğlen sonu itibariyle daha önce de esnaf kesine başladığımız Kovancılar'da yarım bıraktığımız esnaf kardeşlerimizi ana cadde üzerindeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Daha sonra da spor tesislerimizi ziyaret etme imkanı bulduk. Genç Spor Bakanlığı olarak gerekse Elazığ Genç Spor Müdürlüğü yaptık, güzel hizmetler var. Spor sahası yenilendi. Ondan sonra spor salonu, şu anda bulunduğumuz gençlik merkezi daha önce yapılmıştı. Gençlerimizin gelip hoşça vakit geçirdiği güzel bir mekan olmuş tabii. Bu testlerimizi ziyaret ettik inşallah. Ben Kovancılar Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza, kadın kolları başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Palu ilçesini de ziyaret eden Milletvekili Demirbağ, Palu Dernek Başkanı Fadıl Ülgen ve beraberindekilerle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek paraşütçülerin atlama anlarını izledi. Palu Dernek Başkanımız ve yönetimin organizatörlüğünde Yeşil Bayır Tepesi'nden şu anda içinde bulunduğumuz Palu spor sahasına paraşütçü kardeşlerimizin uçuşlarını, atlamalarını seyrettik. Palu Der Başkanı Fadıl Ülgen, içeride yapılacak hizmetler için güç birliğinin gerektiğini kaydetti. Belediye başkanlarımızla, kaymakamımızla, derneğimiz ve sivil toplum kuruluşları beraber bu hizmetlerin yapılması noktasında hareket ederek güç birliği, eylem birliği yaparak hareket etmeliyiz. Ben çok fazla sözü uzatmayacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimize katıldığınız için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk fırsatta Palu Belediye binasının yenileneceğini ifade eden Demirbağ, Palu'yu layık olduğu yere taşımak için el birliğiyle gayret edeceğiz dedi. Palu'da gerçekten yıllardır, belki 10 yılı aşkın süredir ihmal edilen yolların asfaltından yeni bulvarların açılmasına varıncaya kadar, şimdi öğretmen evi ihale ediliyor, lise aynı şekilde. Bütün bu hizmetler birer birer yapılacak. İnşallah belediye binamızı da ilk fırsatta yenileyeceğiz. Yine şehrin içerisindeki o yolu da inşallah asfalt yapacağız, sıcak asfalt. Bütün bu hizmetleri de hastane aynı şekilde Kovancılar Palu arasında ortak güzel bir hastane ihale aşamasında, öğretmen evi gibi, onu da inşallah kazandıracağız iki ilçemize. Aslında tek ilçe. Geçmişe baktığımız zaman Kovancılarıyla, Arıcağıyla, Aracakayası'yla Palu tek bir ilçe, ama o iki siyasi erklerin siyasi mülahazalarla üç ilçeye, dört ilçeye böldüğü bir merkez burası. Kadim bir şehir, ilçe Palu. Dolayısıyla Palu'muzu layık olduğu yere taşımak için el birliğiyle gayret edeceğiz. Ben dernek başkanımız burada başta olmak üzere, belediye başkanımız, İl Genel Meclis üyemiz Ali Bey olsun, Efraim Bey, hepsine de teşekkürlerimi, ilçe başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. El birlikte inşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Güzel günlere hep birlikte erişeceğiz. Evet.
Kahraman şehidimiz Fethi Seki'nin katili, Suriye uyruklu terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Şu anda herkes çok şükür diyor muhtemelen. Teröristin yakalanması ile ilgili şehit Fethi Seki'nin kardeşi Fikriye Sekin ile akrabası Baki Fırat açıklama yaparak kanımız yerde kalmadı dediler. İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK-KCK mensuplarınca düzenlenen polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Abinin şehit olduğu saldırıda bomba ve mühimmat temin eden teröristin yakalandığı haberini alan Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin, arka plandaki kişilerin de yakalandığını öğrenmemiz bizi daha da rahatlattı. Türkiye'nin bu tarz terör olaylarına idam getirilmesini istiyorum dedi. Makam olarak hem dünyada hem ahirette çok güzel bir makama eriştik. Onun şerefi bize ömür boyu yetecektir. Hatta ahirette de yetecektir inşallah. Karşı tarafın hemen öldürülmesi, daha doğrusu leş olması bizi son derece rahatlatmıştı. Ama bunun bir de arka planı varmış. Arka plandaki kişilerin de yakalandığını bugün haberlerden öğrendim. Bu daha da rahatlattı bizi. Eğer o kişi dışında da başka kişiler de varsa adalete güveniyoruz. İnşallah onlar da yakalanırlar. Ama ben yakalandıktan sonra hapiste ömür boyu kalmasını da istemiyorum açıkçası. İdam edilmelerini istiyorum. Türkiye'nin bu tarz terör olaylarına idam getirmesini de istiyorum. Şehit Fethi Sekin'in akrabası Baki Fırat ise kanımız yerde kalmadı. Hainlere karşı emniyet mensuplarımız gereken darbeyi vurmuştur. Son haini de ele geçirmiştir dedi. Aşırı derecede bugün gerçekten yani hüzün doluyuz. Tekrar sanki o anı, o günü yaşamış gibiyim. Sabah aradılar beni, sağ olsun emniyet mensubu değerli dostlarımız. Müjdeyi verdiler. Kanımız yerde kalmadı. Kanının son damlasına kadar hainlere tek tek pusuyu kuranlara emniyet mensuplarımız gereken darbeyi vurmuştur. Son haini de ele geçirmiştir. Buradan sizin aracılığınızda Türkiye Cumhuriyeti emniyet mensuplarına ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum ve minnetlerimi sunuyorum. Allah'a şükürler olsun diyelim. Elazığ Havalimanı'nın pist bakımı nedeniyle uzun bir süre kapanacak olması sonrası yolcuların mağduriyet yaşamaması adına çevre illere nakilleriyle bir çalışma olmaması ile ilgili konuyu medya grubumuz olarak gündeme getirmiş ve talebimiz TÜRSAP tarafından kabul görmüştü. Konuya duyarsız kalmayan ve Elazığ Havalimanı yolcuları için çalışma başlatan TÜRSAP, Elazığ Malatya Havalimanı servis saatlerini açıkladı. Elazığ Havalimanı'nın pist bakımı nedeniyle uzun bir süre kapanacak olması sonrası yolcuların mağduriyet yaşamaması adına çevre illere nakilleriyle bir çalışma olmaması ile ilgili konuyu medya grubumuz olarak gündeme getirmiştik. Talebimizi olumlu karşılayan ve konuya duyarsız kalmayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Elazığ Şubesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Elazığ'dan Malatya ve Bingöl Havalimanlarına sefer başlatmak adına çalışma başlattıklarını açıkladı. Malatya ili için çalışmalarını tamamlayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Elazığ Şubesi, Elazığ-Malatya Havalimanı servis saatlerini açıkladı. Elazığ'dan Malatya Havalimanı için servis saatleri gece 02.15'te, gündüz 08 ila 11.30, akşam ise 15.30 olarak belirlendi. Ayrıca TÜRSAP konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Seyahat süresinin yaklaşık 2 saat süreceği ve yolcuların uçuş saatlerini en az 3,5 saat öncesi olarak değerlendirmelidirler. 3,5 saat öncesi önlemini almayan yolcularımızın sorumluluklarını servis şirketimiz kabul etmeyecektir. Servis kalkış noktası valilik karşısı Gülbaş Çerez önüdür. İkinci durak Abdullahpaşa Trafo. Ulaştırma Bakanlığı UETS sistemine yolcu bilgileri girişleri olduğu için 5 saat öncesinden yolcu adı, soyadı, TC kimlik numarası ve HES kodu girilmiş, ödemesi yapılmış olması gerekmektedir. Bu durum geliş uçuşlarında da geçerlidir. Rezervasyon kaydı tamamlanmamış yolcular sefere kabul edilmeyecektir. Yolcu ücreti 70 TL'dir. 8 kişilik VIP servislerimiz için ise kişi başı 100 TL'dir.
Servislerimizin başlangıç tarihi 14 Ekim Perşembe gününü 15 Ekim Cuma gününe bağlayan gece saat 02:15'tir. Servislerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 0532 501 89 85 ile 0538 814 18 34 nolu telefonlardan yerlerini ayırtabilecekler denildi. Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu 2021-22 Eğitim ve Öğretim Akademik Yılı açılış töreni yapıldı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, üniversitemiz bölgede öğrenci sayısı olarak 3. akademik personel sayısı olarak da 2. sırada olduğunu söyledi. Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Akademik Yılı açılış töreni yapıldı. Keban Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan törene Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Söner Özgen, Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Haşim Pıhtılı, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Haşim Pıhtılı, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Geleceğimizi siz gençlerin inşa edeceğini ve geleceğimizin sizlerle güçlü olacağını biliyoruz. Üniversitemizin sizlere sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkanlardan en iyi bir şekilde yararlanmak için çaba gösterin. Okuyun, araştırın ve sürekli öğrenin. Siz değerli öğrencilerimizden beklentimiz, araştırmaya gönül vermiş ve topluma hizmet sorumluluğu bilinci ile mesleki yeterlilikleri kazanmış bir birey olarak mezun olmanızdır. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ise Keban Belediyesi olarak her zaman ilçede okuyan öğrencilerin yanlarında yer aldıklarını belirterek, belediyenin kapılarının öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Rabbim de sizlere kolaylık versin, sizlere de Rabbim zihin açıklığı versin, maneviyatınızı yükseltsin. Çünkü maneviyat bu dönemde çok önemli arkadaşlar. Ben bize hep şey diyorum, biz ahir zaman ümmetiyiz. Biz bu ahir zamana kaldık ve imtihanlar çok ağır. Yani bir de bazen böyle eleştiriyorlar, diyorlar ki efendim Türkiye'de sıkıntılar çok. Vallahi siz sıkıntıları hiç görmediniz. Siz bu dönemde çok yaşı, diğer şey demiyorum ama biz sıkıntılı dönemleri geçirdik. Yokluğu da gördük, sıkıntıyı gördük ama Allah razı olsun şimdi anne babalar çocuklarına hiç çok sıkıntıyı ya da şey yokluğu yaşattırmıyorlar. Ne varsa çocuklar için harcıyorlar. Bizim dönemimizde öyle şeyler yoktu. Biz de biliyorduk. Onun için babalarımız anamızı çok sıkıştırmazdık. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş da eğitim öğretim yılının tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek 1967 yılında kurulan üniversitemiz Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Üniversitemiz bölgede öğrenci sayısı olarak 3. akademik personel sayısı olarak da 2. sıradayız dedi. Üniversiteler kurulduğu günden beri ya da eğitim hayatına başladığı bu ta Eflatun dönemine kadar devam ediyor. O tarihten beri çeşitli değişim, dönüşümler gösterse bile aslında hep bir misyonu vardır üniversitelerin. Eğitim, öğretim faaliyetlerini yürütmek, bilimsel araştırmalar yapmak, toplumu yönlendirmek, toplumun teknolojik, bilimsel, kültürel alanda gelişimine katkıda bulunmak gibi görevleri vardır. Bu görevlerini çeşitli zamanlarda kesintiye uğramış olsalar bile dünya genelinde bütün üniversiteler bu görevlerini sürdüre gelmektedirler. Ülkemizde de bu şekilde devam ediyor. Üniversitemiz de biliyorsunuz bu bağlamda kurulmuş ve 1967 yılından beri kurulan Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Biz de aynı misyonla yani yüksek öğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Profesör Doktor Göktaş ayrıca öğrencilere derslerine odaklanmaları gerektiğini ve diploma notlarının çok önemli olduğunu da vurguladı. Diploma notu çok önemli. Siz farkına varmayabilirsiniz. Üniversite hayatı bittikten sonra geriye dönüp değiştiremeyeceğiniz tek bir şey var, diploma notu. ALES'e, KPSS'e vesaire bir daha giriyorsunuz, DGS'ye bir daha giriyorsunuz. Ama diploma notunuzu hiçbir zaman değiştiremiyorsunuz. O bir kere artık bir isim gibi, hatta isminizi dahi değiştirme imkanı var ama onu değiştiremiyorsunuz ve her zaman önünüze çıkıyor. O yüzden lütfen burada öğrenci olduğunuzu unutmayın. Başarılı olun, notlarınız yüksek olsun.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında Hazarfen Teknoloji Tasarım Geliştirme Projesi imzalandı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, Hazarfen Projesi imza protokolünde projenin üyelerimizle patent ve marka hakkında farkındalık sağlayarak rekabet güçlerini artırmaya teşvik edeceği kanaatindeyim dedi. Türk Patent ve Marka Kurumu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen Hazarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'nin Malatya ve Elazığ'da hayata geçirilmesi, bu illerde faaliyet gösteren KOBİ'lere sinayi mülkiyet haklarının etkin kullanımı konusunda danışmanlık ve eğitimler verilmesinin yanı sıra, KOBİ'lerin ürün, süreç ve teknoloji inovasyonu yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Hazarfen Projesi imza protokolü online törenle gerçekleştirildi. Çevrim içi düzenlenen protokol imza törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Profesör Doktor Habib Asan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zilhan Arsan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu ve Malatya ile Elazığ'da faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı. İmza töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, KOBİ'lerin gelişimi adına yapılan her katkı bizim için değerli. Bu nedenle oda olarak Hazarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'ni çok önemsiyoruz. Projeyi hayata geçiren Türk Patent ve Marka Kurumu'na da teşekkür ediyoruz dedi. Programda Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Profesör Doktor Habib Asan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Silhan Arsan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu da yaptığı açıklamalarla projenin önemine değindiler. Konuşmaların ardından KOBİ'lerde inovasyon bilincini yaygınlaştırmak ve fikri mülkiyet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla yürütülecek olan projenin protokolü imzalandı. 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali başlıyor. Gala ve ödül töreni 15 Ekim Cuma günü saat 14'te Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda profesyonel ve öğrenci dalında yarışan ilk 3 film ve 3 özel ödül alacak filmler açıklanacak ve ödüller sahiplerini bulacak. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın müştereken düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin desteklediği devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile basın ve medya kuruluşlarının proje ortağı olduğu Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, gala ve ödül töreni Haliç Üniversitesi Sütlüce yerleşkesinde yapılacak. Festivale 13 ülkeden 226 film müracaat etti. Öğrenci ve profesyonel kategoride yapılan yarışmalardaki filmlerin konusu Türk kültürü ve Türk'ün dünyaya bakışı. Türk Dünyası 2021 yılı belgesel filmini seçiyor. Müracaat eden profesyonel ve öğrenci filmleri, proje ortağı olan üniversitelerin radyo TV bölümü öğretim üyeleri, TRT ve meslek örgütlerinden oluşan yönetmenler marifetiyle 10 öğrenci ve 16 profesyonel film finale kaldı. 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Uluslararası Belgesel Yarışması'nda ön jüri üyeleri festivalleri belirledi. Festivalde Uluslararası Belgesel Yarışması'nda profesyonel dalda jüri üyeleri 2021 yılı Türk Dünyası en iyi filmi belirleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği katkılarıyla devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, basın ve medya kuruluşlarının proje ortaklığında Dünya Dili Türkçe. 9 ülke, 9 şehir, 1 festival. 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali. Ayrıca 3 filme özel ödül verilecek. Türk sinemasına büyük emekler veren usta oyuncu Tamer Yiğit de unutulmadı. Oynadığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle Türk kültürüne katkı veren Tamer Yiğit'e Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü verilecek.
Yine her yıl olduğu gibi Türk milletinin kültürüne, sanatına ve ilmine katkı vermiş, hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış bir değerli kültür sanat adamı adına onur ödülü verilecek. Bu yılda rahmetli Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş anısına gala ödül töreni yapılacak ve Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş onur ödülü en iyi filmlerden birisine takdim edilecek. Gösterimler Türkiye İstanbul, Azerbaycan Bakü, Kazakistan Almatı, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Makedonya Üsküp, Macaristan Budapeşte, Bosna Hersek Bosna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa. 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali gala ve ödül töreni 15 Ekim 2021 saat 14'te ödüllü belgesel filmleri sergisi açılışıyla başlayacak. Profesyonel ve öğrenci dalında yarışan ilk 3 film ve 3 özel ödül alacak film açıklanarak ödüller sahiplerini bulacak. Gala ve ödül töreni 15 Ekim 2021 tarihinde saat 14'te Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda. Festivalde ödül alan filmler ve katılan filmlerde oluşturulacak seçki Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çevrim içi ve salonlarda gösterime çıkacak. Ayrıca proje ortağı olan yayın kuruluşlarının bir kısmında da belgeseller Türk Dünyası Belgesel Kuşağı oluşturularak yayınlanacak. Üniversiteler festivale katılan filmleri öğrencilerin derslerinde değerlendirebilecek. Ödül alan filmler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gösterime çıkartılacak. Türk Dünyası 2021 yılı belgesel filmini seçiyor. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazeteciler, Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın ortaklaşa düzenleyeceği 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali gala ve ödül törenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali gala ve ödül töreni gerçekleşecek. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Gazeteciler Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan, "Böyle bir organizasyonun içinde bulunmamız Elazığ adına bizleri mutlu ediyor," dedi. Yani önemli bir organizasyon ve biz de bu organizasyon içinde olmaktan mutluyuz. Onurluyuz çünkü Elazığ'ın bu organizasyon içinde olması Elazığ'ı Türkiye'de ve yurt dışında ülkelerde temsil etmesi hakikaten hepimiz için de gurur vericidir. Başkan Doğan, Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve Karadeniz bölgesinde tek temsilci olduklarını ifade ederek Türk dünyasının önemli bir aksiyonudur dedi. Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve Karadeniz bölgesinde tek temsilciyiz. Böyle bir gurur yaşıyoruz. Belgesel Film Festivali'ne gelince bu ödüllü bir yarışmadır. Türk dünyasının önemli bir aksiyonudur, güzel bir programdır. Burada sadece federasyon değil, TRT, TİKA, Kültür Müdürlüğü, yurtdışı paydaşlar, 9 ülke, 6 devlet var. Yani büyük bir oluşum var. Bir de bu filmlerin kategorileri var. Öğrenciler var, profesyonel var, amatör var. Bunlar hepsi birbirine bağlı ve birbirinden bağdaşmış ödüllü yarışmalar. Doğan, İletişim Fakültesi öğrencilerine de tavsiyelerde bulundu. Öğrenciler katkıları, zaten öğrenciler kendi sponsorlarıyla bu şeyleri yapıyorlar. Ödüllü olduğu için yarışmada yani altın sayı bir ödül veriliyor yani. Tabii biz bunu en az 5-6 ay önceden yayın ediyoruz. İşte hem Türkiye'de hem yurt dışında yayın yapıyoruz. Yani bu şeye oluşuma girsinler diye öğrenci bazında olur, amatör bazında olur, profesyonel bazında olur. Ben bütün Atayalaz'daki İletişim Fakültesi'ndeki birçok öğrencilere söyledim. Bir üç-dört kişi bir yere gelin bir film yapın diye dedim. Ödüllüdür dedim. En azından dedim proje olur size dedim. Bir şeyler söylemeye çalıştık ama
Biraz herhalde sponsor konusunda sıkıntı çekti. Çünkü bu işler meşakkatli bir işler. Kolay bir işler değil. Yani her işin masrafı vardır. Öğrenci de bu masraf altında biraz ekonomisi çok iyi değilse biraz zor kalkar. Ama bunun üstesine gelen öğrenci fevkalade var. Özellikle büyük üniversitelerde. Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, ilçede görev yapan din görevlilerin camiler ve din görevlileri haftasını kutladı. Düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Şahin, ilçe belediye başkanı Ayhan Akbaba, Başsavcı Hasan Onur Doğan, Jandarma Binbaşı Sadık Tatar, Emniyet Müdürü Özcan Kabaş, İlçe Müftüsü Mahmut Yigin, kurum müdürleri ve din görevlileri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Programda açıklamalarda bulunan ilçe müftüsü Mahmut Yigin, din görevlileri haftasının önemine değindi. Sevgili seyirciler, 14-15 Ekim tarihleri arasında 15. Elazığ Orjik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri düzenlenecek. Elazığ'da 14 yıldır düzenlenen geleneksel Orjik Festivali ve Bağ Bozumu şenliklerinin 15.si düzenlenecek. Program 14-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin açılışı 14 Ekim'de merkeze bağlı Sünköy'ünde yapılacak. Festivalde yapılacak protokol konuşmalarının ardından orjik yapımına geçilecek. Festivalin devamında en güzel üzüm yarışmasının ardından ödül ve plaket takdimleriyle üzüm hasadı gerçekleştirilecek. Orjik Festivali ile Bağ Bozumu şenliklerinin ikinci gününde ise Kıraç Köyü'nde Bağ Bozumu yapılacak. Daha sonrasında saat 17'de Kültür Park'ta üzüm sergisi ve konser gerçekleştirilecek. 15. Elazığ Orjik Festivali ve Bağ Bozumu şenliklerine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç da katılım gösterecek. 11.si düzenlenecek olan Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nda Elazığ'ın yöresel ürünleri sergilenecek. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Aslan da ürün tanıtımı ve ikili iş görüşmelerinin Elazığ ve iş dünyası için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle Antalya'da 20-24 Ekim tarihleri arasında 11. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı düzenlenecek. 81 ilin yöresel ürünlerinin sergilendiği tanıtım platformunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde açılacak olan standta Elazığ yöresel ürünleri sergilenecek. Yörex fuar etkinliğine katılmak isteyen firmaların Yörex'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurması gerekiyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Silhan Arslan, Yörex fuarının yöresel ürünler alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri olduğunu ve burada ürün tanıtımı ve ikili iş görüşmelerinin Elazığ ve iş dünyası için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Başkan Arslan değerlendirmesinde, Elazığ yöresel ürünlerinin imalatını yapan işletmeler için çok değerli olan bu fırsatın tüm işletme temsilcilerimiz tarafından iyi değerlendirilmesini beklemekteyiz. B2B iş görüşmelerine katılım için fuarda stand açma zorunluluğu yoktur. Ancak yapılacak iş görüşmelerinde numune bulundurulması yararlı olacaktır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fırat Kalkınma Ajansımızla birlikte açacağımız standta başta coğrafi tescilli ürünlerimiz olmak üzere yöresel ürünlerimizin de tanıtımına gayret göstereceğiz ifadelerini kullandı. Her yıl farklı bir etkinlikle toplanan Elazığ Lisesi'nin 1973 mezunları bu yılda bir araya gelerek Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. O dönemin mezunlarından araştırmacı yazar Zekeriya Bican düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi verdi. Her yıl farklı bir etkinlikle toplanan Elazığ Lisesi'nin 1973 mezunları bu yılda bir araya gelerek rotalarını Eskişehir'e çevirdi. Eskişehir'i karış karış gezen mezunlar Ertuğrul Gazi'nin türbesini de ziyaret etti.
Ertuğrul Naci Türbey saygı nöbetini hukukası olarak devralıyorum. Ertuğrul Naci Türbey saygı nöbetini hukukası olarak devralıyorum. O dönemin mezunlarından Zekeriya Bican düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi verdi. Bundan birkaç yıl önce Elazığ Lisesi'nde ve Elazığ'da buluşma tertipledik. Ve Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış olan bu mezunlar, kimisi profesör, kimisi iktisatçı, kimisi mühendis, yüzlerce insan bir araya toplandı ve o yıl mezuniyet kutlandı. Bu yılda dedi ki biz Ertuğrul Gazi'nin türbesinde, yani Devlet-i Ali Osman'ın kurulduğu o güzel mübarek topraklarda Eskişehir'de Söğüt'te yapalım. Ve netice itibariyle cumartesi pazar günü gittik ve orada çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Ki toplantının en güzel taraflarından biri de Ertuğrul Gazi Han'ın o tarihi türbesinin önündeki nöbetçilerin değişimini izledik. ...81 yaşındaki Yaşar Bahçeci 30 yıl boyunca köy köyü gezerek topladığı eski kıyafetleri antika eşyalar ile takas etti. Bir depoda sakladığı antika eşyaların deposunu adeta müzeye çevirdi. Palu'da yaşayan ve eskici Yaşar olarak bilinen 81 yaşındaki Yaşar Bahçeci için geri dönüşüm 30 yıl boyunca İstanbul'dan getirdiği eski kıyafetleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ilçe, belde ve köylerinde takas etmesiyle başladı. Bunlar 30 yıl böyle gezmekle bunları topladım. Hep gezerek. Hiç yer bırakmadım yani gezdim. Eski havanlar var, eski efendim cümcümler var, eski küpler var, eski siniler var, eski efendim ayna var, eski mangal var. Ne istesen var da var yani var da var. Löküz var, fener var. Ne görmüşümse almışım böyle işte görünür. Kılıçlar var, he kılıçlar var, çakmaklı tüfekler var. He, toplu tabanca, kırma tabancalar var. Matara Selçuklara aittir. Bronz matara görürsün. Topladığı antika eşyaları müzelere ve antikacı tutkunlarına satarak geçimini sağlayan Bahçeci, bir süre sonra elinde kalanları ise deposuna koydu. Müze kimi? Biriktirim yaptım buraya. Yani buraya biriktirim yaptım. Senelerce de müzeye götürdüm sattım. Bizim buranın Elazığ müzesine. Doğu, güney doğu tarafında bütün insanlarda malzeme arıyordum. Bir de eski elbiseler o zaman giyim işi yoktu. İstanbul Tahtakala Eminönü'nden eski elbiseleri toplardım, götürürdüm. Ahlat'a, Adilcivaz'a, Erdiş'e, Muradiye'ye, Çaldıran'a, Doğu Beyazıt'a, Irdır'a, ta Kars'a, Kakızman'a, Kars'ın kazasıdır Kakızman. Arkadaşım oralara götürüp satırdım. Halk arasında eskici Yaşar olarak bilinen Bahçeci'nin oluşturduğu sanat deposu adeta bir müzeye dönüştü. Karşılığında eski bir şeyleri isterdim genlerden. Adamlar eski kenterler olsun, eski efendim tesbih olsun, eski tepsiler, yazılı kaplar, eski ne olursa olsun getirip bana verirdiler. Onlar da onları toplardı, bana verirdi. Ben de o eski elbiseleri onlara verirdim. Yani her türlü bir şey var burada. Ne desem burada var bulunur. Çünkü hiç almadığım bir şey yoktur. Gelenlere kucak açarım, gelin görün, bilgi kapın. Hani sizde eğer bir şey varsa bana satarsa da Allah razı ola, satmasa gene Allah sizden razı ola. Gelin beni de görün, burada malzememi de görün. Hiç olsa bir bilgi de öğrenmiş olursunuz. Geçmiş zamanların zaten mallarını işte bak hep örteden toplayıp da mesela sahiplik ediyoruz. Deposunda Selçuklu'dan Osmanlı'ya birçok medeniyete ait kılıçlar, hançerler, çanaklar, küpler, fotoğraf makineleri gibi binlerce antika eşya bulunan Bahçeci geçmişe ışık tutuyor. Geçmişe işte ışık tutuyoruz. Malları milletin yani elindeki eski olsun, ne biçim mal olursa olsun eski olsun değerlendiriyoruz, değerini veriyoruz. Alıyoruz, getiriyoruz, örte yerden de kurtarıyoruz yani çürümeden, çürümelerden de kurtarıyoruz. Anladın? Hem çürümeden, hem de yok olup da gitmeden. Hiçbir şeyimi de telef etmezler. Hepsine de yani değer, kıymetini bilirler ve kimseye de satmazlar.
Kültür Mahallesi'nde 5. kata görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saat çalışma sonucunda yakalandı. Elisa'da bir binanın 5. katında görülen yılan paniğe neden oldu. Kültür Mahallesi Şehit Polis Kamil Gökçeer Sokak'ta 5. katta ikamet eden Tekin Duman'a köydeki yakınlarından çeşitli malzemeler gönderildi. Malzemeleri boşalttıktan sonra Duman ailesinin evinde akşam saat 17 sularında bir yılan görüldü. Yılanı görüp paniğe kapılan Duman ailesi durumu hemen Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalama çalışması başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından ekipler yılanı balkonda yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Yılanın yakalanma anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grup müsabakasında temsilcimiz Elazığ Spor Lig'in 7. haftasında İstanbul temsilcilerinden Çatalca Spor'u konuk edecek. Karşılaşmanın geliri SMA hastası Barış'ın tedavisi için ailesine bağışlanacak. TFF 3. Lig 1. grubun 7. haftasında Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor, çarşamba günü İstanbul ekibi Çatalca Spor'u konuk edecek. Hafta sonu deplasmanda 1954 Kerkit Belediyespor'a 3-1 yenilen ve yeniden ligin son sırasına gerileyen Bordo Beyazlı ekibimiz, yeni bir sayfa açma adına Çatalca Spor karşısında 3 puan almayı hedefliyor. Maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak kampa giren Bordo Beyazlı ekibimizde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Elazığ Spor Kulübü yaptığı duyuruda Çatalca Spor karşılaşmasının gelirinin SMA hastası Barış'ın tedavisi için ailesine bağışlanacağını açıkladı. 13 Ekim çarşamba günü oynanacak olan Elazığ Spor Çatalca Spor karşılaşmasını İzmir bölgesi C klasman hakemi Erdem Temel yönetecek. Saat 14'te Elazığ Doğukent Stadyumu'da oynanacak olan karşılaşmada hakem Temel'in yardımcılıklarını yine İzmir bölgesinden Fatih Deveci ve Uğur Erdoğan yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise İzmir Bölgesel Lig hakemi Berkay Can Özçelik görevlendirildi. Bordo Beyazlı ekibimiz bu maç öncesi 4 puanla 18. basamakta yer alırken Çatalca Spor 9 puanla 4. durumda. Elazığ İl Özel İdare Euro Cup Women B grubu ilk maçında çarşamba günü Macaristan ekibi Unigyor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri 20 liradan maç günü satışa sunulacak. 2021-2022 sezonu bölgesel amatör lig fikstür çekimi 13 Ekim çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. 2021-2022 sezonu bölgesel amatör lig fikstür çekimi 13 Ekim çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. 2021-2022 sezonu bölgesel amatör lig her biri 3 ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 360 takımın katılımıyla oynanacak. TFF tarafından daha önce yapılan bölge ve grup belirleme kura çekimi sonucunda ilimizi balda temsil edecek olan Medline Hospital, Fırat Üniversitesi, Ziver Holding Yol Spor ve Kovancılar Spor takımları 1. bölge 3. grupta yer almışlardı. Temsilcilerimizin bulunduğu grupta Diyarbakır'dan 3 takım ile Dersim Spor, 12 Bingöl Spor ve Karlova Spor takımları bulunuyor. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.